Merhaba arkadaşlar, merhaba hayvanseverler, hayvan dostları. Benim adım Çağrı İpek. Daha önceki videolarımdan da görmüşsünüzdür. Gerçi kamera önüne ilk defa geçiyorum. Bir önceki videolarımda biraz amatörceydi. Telefonla falan çektiğimiz için pek düzgün olmamıştı. Şu anda daha profesyonel ekipmanlarla biraz çekim yapmaya çalıştık. Onda tabii belirli bir masrafları falan oldu ama yapacak bir şey yok. Sizlere daha iyi bir çekim kalitesi, daha iyi bilgiler aktarmak istiyorum. O yüzden de daha önceki videolarda kameranın önüne geçmemiştim. Ama şimdi daha kaliteli, daha iyi bir şeyler yaptığımız için kameranın önündeyim. Biliyorsunuz çok köpek, çok hayvan kanalı var YouTube'da. Ama benim de tabii bildiklerim var. Bu bildiklerimi diğer arkadaşların bilmedikleri, onların da bildikleri var tabii. Kendimden daha fazla bilgi aktarmak için, daha fazla tecrübelerimi sizlere verebilmek için bu videoları çekeceğim artık. Yani buna karar verdim çünkü yaş itibariyle de o videoyu çekenlerden daha büyüğümdür yani. Ama hepsinin çok güzel kanalları var, hepsinin çok güzel evlatları var. Bütün zaten ben hayvanları seviyorum, bütün köpekleri çok seviyorum. Köpekleri zaten aşırı derecede seviyorum. Köpek biliyorsunuz insanın en iyi dostu. Yani bunlar can. Yani anlatmaya gerek yok. Hani şu ırk, şu ırk, şu ırk diye de ayırmıyorum. Hepsinin karakteristik ve kendine özellikle tavırları var, hal ve hareketleri var. Bu kızım Raşa. Çok küçüklükten aldım. Ömer diye bir arkadaşım bana verdi. Allah razı olsun kendisinden. Çok güzel bir evlat verdi. Kendisi A klas secereli. Secereli köpekler de şöyle oluyor arkadaşlar. Belirli bir ırk standartlarına uyan köpekler federasyon tarafından secere veriliyor. Karneleri oluyor. Bu secerelerde soy kütüğü var. Annelerinin, babalarının, atalarının, dedelerinin bilgileri var. Maalesef ki federasyon yaklaşık bir seneye yakından beri bizi yarışmalara almıyor. Sebeplerinde, neticelerinde ilerleyen videolarda belki size tek tek anlatırım. Tabii ki bu insanların gene kendine olan hırslarından dolayı, kendine olan egoistliklerinden dolayı gene olan zavallı hayvanlar oldu. Aslında bütün ırklara ırk ırk bakılan köpeklere değil de hani sokak köpeklerine bile gerçekten çip takılması lazım. Onlara düzenli olarak bakım verilmesi lazım. Çünkü hepsi birer can, hepsi Allah'ın bize emaneti. Tabii ki yarışmalara alınan köpeklerin soy kütüklerinin olması normal. Çünkü nereden geldiği belli olması lazım. Biz de daha önceleri katılıyorduk yarışmalara, geçen seneye kadar. Benim kızımın dereceleri, birincilikleri var. Ama artık maalesef gidemiyoruz. O duyguyu, o heyecanı yaşayamıyoruz. Amerikan Sır Staff'ı size tanıtmak gerekirse melez bir ırktı ilk başta. İlk İngiltere'de Staffordshire Terrier olarak devam etti. İngiltere'deki ırkından daha çok bildiğiniz gibi Amerikan Staff. Nedeni de İngiltere'den alınıp Amerika'ya götürülmesi. Amerika'da daha farklı ırklarla, pitbull'la olsun, geldiği yerdeki ırkıyla olsun melezleştirildi. Heyecanlıyım da biraz anlatırken. Tabii şaşırabilirim. Bunu siz düzeltin lütfen aşağıda yorumlarda. Ama 30 yılı geçen bir ırk safkan bir şekilde o ırk kabul ediliyor. 19. yüzyılda başladı. 1936'da Dünyadaki Köpek Irkları Federasyonu tarafından 1936'da tanındı. 36'dan beri de zaten 100 yılı yakından beri bu köpek saf bir şekilde geldi. Yani Amerikan Staff saf bir ırktır. Zaten biliyorsunuz diğer ırklar da zaten hepsi evrile evrile geliyor. Köpeklerin de ırkı biliyorsunuz kurt, kurttan geldi. Ben tam bir köpek hastasıyım. Yani seviyorum bu hayvanları. Tam yani nasıl anlatsam en iyi dostum diyebilirim. Ama tabii insanlar hepimiz farklı yerlerdeyiz. Hani hayvanları da her şeyin aşırı sevgisi de zararlı. Hayvanları çok seviyoruz da insanlardan nefret edecek değiliz. Nasıl anlatsam? Yani çocukluğumdan beri köpek seviyorum. Hani küçücük çocuktuk bizim
zamanlarımızda her yer bayır, çayırdı. Gidiyorduk sokak köpeklerini sarılıyorduk. Annemiz bizi sokaktan topluyordu, dövüyordu, temizliyip yıkıyordu. Ondan sonra biz kaçıyorduk evden, tekrardan köpekleri alıyorduk, kucaklıyorduk. Temiz üst başımızda. O zamanlar tabii üstlerimizi, başımızı yıkamak zordu. Leğenlerde, kazanlarda yıkıyordu. Şimdiki gibi makine temizliği yoktu. O yüzden çok annemizin dayağını yedik. Şimdiki gibi gençler gibi şanslı değiliz tabii. Gerçi şimdiki gençler de şanslı değil. Çünkü hani doğal ortam kalmadı. Görüyorsunuz her yer beton. Betonların arasında ne kadar hayvan besleyebiliriz? Ne kadar sağlıklı dostlarımızla beraber olabiliriz? Tartışılır tabii. Yani o kadar benciliz ki artık her apartmanın, her binanın kendine ait çocuklar için oyun alanı var. O yetmezmiş gibi bir de belediyeler her yere hani insanların oyunu alabilmek için, sırf insanları kullanabilmek için her yerde oyun parkları var. Yani yazık şu hayvanları artık yani sokakta göremiyoruz. Sokak köpekleri de kısırlaştırılıyor. Artık belli bir süre sonra sokak köpeği diye bir şey de kalmayacak. Evlerde beslediğimiz köpekleri de oyun oynatabileceğimiz alanlar yok. Yani neden bir köpek alanı yok? Oyun alanı. Çok az, çok kısıtlı yerlerde var. Hani nasıl anlatabilirim? İşte Ataşehir'de Kamele Çarşısı'nın orada bir Ataşehir Belediyesi yapmış. Koskocaman Ataşehir'de bir iki tane sayabiliriz. Bizim Ümraniye'de nerede var ben bilmiyorum. Yani bizim buralarda yok. Ama çocuk oyun parkına gelince her yerde var. Ama sitelerde biliyorsunuz artık her sitede, her binada oyun alanı parkımız var. Biraz daha artık hani bunların üstüne düşmemiz lazım. Hani videolar çekerken yani hayvan sevgisini artık aşılamamız lazım. Hani kurgu yapıyor bazı arkadaşlar. Ya işte kışkırtma videosu odur budur. Tamam bunlar güzel. Hayvanların nasıl eğlendiği, oyun oynadığı. Tabii ki çok güzel. Hepimizin özlediği şeyler. Bunları görünce hepimiz mutlu oluyoruz. Ama artık hayvanlarımızın da beraber vakit geçirebileceğimiz, sizin de hani sadece videolardan değil, onlarla birlikte vakit geçirebileceğiniz alanların olması lazım. Bunu da inşallah hep birlikte yapacağız. Belediyeleri arayacağız. Ben çok aradım Ümraniye Belediyesi'ni. Yani bir basketbol sahası kadar bir yer ayırsalar şu hayvanlara, insanlar sürekli oraya götürür, oynatır, köpekleri de sosyalleşir. Artık köpekler de çok agresif. Birbirlerini sokakta görünce küçücük Jack Russell'lar yani staff'a atlamaya çalışıyor, saldırmaya çalışıyor. Çünkü köpek görmemiş. Artık hep evin içinde, evin bir bireyi olmuş. Yani kendi ırkından olan hayvanlarla diyaloğa geçemiyor. Bir köpeğin bir köpekle oyun oynaması, diyalog kurması çok güzel. Bunu başarabilmemiz lazım. İnşallah ileride bunlar da olur. Yani ne kadar alan var, her yeri tahrip ettiler, her yer beton oldu ama artık bu alanların hayvanlar için de ayrılması gerektiğinin zamanı geldi artık. Ben öyle düşünüyorum. Hayvanlar artık insanlarla beraber vakit geçire geçire, yani onlar da evrilecek, korkuyorum, konuşacaklar yakında yani. Ne var ne yok anlatacaklar. Aslında güzel olmaz mı, olur. Konuş kızım. Benim köpeğime gelecek olursak, tam bir Amerikan staff karakterine sahip. Yani keskin yüz hatları var. Vücut yapısı tam ona göre. Ben tabii yavruluktan aldım. Yani bu ırkın özelliklerini araştırdım ve bu ırka göre ben nasıl yetiştireceksem o şekilde yetiştirdim. Toprak alanımız olmadığı için yemek kaplarını, su kaplarını yüksekte tuttum ki bacakları düz olsun, raşitizm olmasın diye. Spor yaptırdım sürekli. Zaten görüyorsunuz sürekli topa odaklı. Çünkü oynata oynata topu çok seviyor. Hani ne desem yapar şu anda. Batıver kızım. Üstüme atlar o derece. Çok seviyor topu. Sizlerden ricam, videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. İlerleyen zamanlarda inşallah sizlerle beraber daha güzel videolar çekeceğim. Hani biliyorum herkesin köpeği yok, sadık bir dostu yok. Herkes videolardan artık köpekleri görüyor. Dur kızım. Tamam kızım, tamam. Tamam, heyecan yapma, tamam. Videolardan artık izliyor. Yani Recep abi var biliyorsunuz, Recep Bayraktar.
Gerçekten Allah razı olsun, insanlara köpek sevgisini aşılıyor. Furkan kardeşimiz var. Onun paşası var. Çok akıllı. Yanına bir de Amerikan Blue aldı. Ondan sonra aklıma geldikçe sayacağım bunları. Çünkü hepsini seviyorum. Hepsi çok güzel, başarılı işler yapıyor. Tayfun var. Tayfun'un kocaman alanı var. Bir sürü köpeği var. Bir sürü dostu var. Hepsine ayrı ayrı güzel güzel bakıyor. Benim iki köpeğim var. Kızımın bir erkek dostu var. Erkek arkadaşı var. Sevgilisi var diyeyim. O da bana çocukluk arkadaşım. Başla, tamam. Yeter. Otur. Otur kızım. Tamam. Tamam, otur. Otur. Otur, yat. Bekle. Yat, bekle. Erkek oğlum Viking var. Viking'i bana İzmir'den çocukluk arkadaşım. Yani burada yaşıyordu, İstanbul'da. İzmir'e gitti. O da çok seviyor hayvanları. Onun da bir çiftliği var. Kendisi bana şampiyon köpeğini verdi. Viking'i. Tamam Raşen. Viking'i verdi bana, sağ olsun. Şimdi iki tane çok değerli köpeğim var benim için. Herkesin kendi köpeği zaten kendine değerli. Şimdi bir saydığım isimlerin köpeklerini söyleseniz benim köpeğim dünyanın en güzel köpeği der. Çünkü onun için en değerli varlık o. Yani çok seviyoruz hayvanları arkadaşlar. Onlardan da Allah razı olsun. Çok güzel işler çıkartıyorlar. Pitbull Krallığı Türkiye var. PKT. O da abimiz çok güzel, çok iyi işler çıkartıyor. Bulleri var. Bakın arkadaşlar, hani yasamız var. Hayvanları koruma yasası. Ama yanında bir de yasaklı ırk koymuşlar. Ki bu çok kötü bir şey. Hem koruma yasası var hayvanları, hem de yanında yasaklı ırklar dedikleri şey var. Hayvanları yasaklıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın yarattığı bir ırkı, Allah'ın yarattığı bir canı nasıl yasaklayabiliriz ki? Tamam, agresif olabilirler. Ama bu agresifliği de inanın körükleyen, tetikleyen insanlar. Hayvanların ceza alması ne kadar saçma değil mi arkadaşlar? Çünkü hayvanlar gerçekten onu isteyerek yapmıyor. Sırf sahibi mutlu olsun diye saldır diyor, tut diyor. Sırf o sahibi mutlu olsun diye bunları yapıyor arkadaşlar. Ama halbuki onun içinde böyle bir şey yok. Onu tetikleyen insan var. Yani böyle topla da oynatabilirsiniz. İplerle çekiştirebilirsiniz. Ödül maması alabilirsiniz. Onu kemirir. Onunla stresini atar. Ama bazı tabii kendini bilmezler var. Zincire bağlıyorlar hayvanları. Agresif yetiştiriyorlar. Bunlar da hiç olmayan görüntüler ortaya koyuyor. Sırf rating uğruna pitbull vahşeti, pitbull dehşeti. Yani direkt başlık bu. Ve bunu hani 30 saniyelik şeyi 2 saat sonra gösteriyor haber. Niye? Çünkü ekrana milleti kitlemek için. Bu gerçekten hiç doğru olmayan, hiç yakışık almayan, düzgün bir şey değil, etik değil. Neden? Çünkü bir hayvanı kötü göstererek gene insanoğlunun kendine bencilliği, kendine karşı yapmış olduğu egoistliği, sırf rating uğruna, para kazanmak uğruna, reklam almak uğruna bir hayvanı karalayıp kötülüyor. Onca sokak köpeği var. Ben sokakta yürüyorum. Hani köpek bu. Mahallesinden, sokağından geçerken, ben işe giderken havlıyor. Yani kimisi var saldırmaya yelteniyor. Tabii ben yere eğilip taş alıyormuş gibi uzanıp onu kendimden uzaklaştırıyorum ama kimisi de korkuyor, gerçekten kaçıyor. Onca başka köpeklerin saldırılarına uğrayan insanlar var. Ama tabii işin ucu pitbull'a gelince rating gerçekten çok artıyor. İnsanlar televizyonun başına kilitleniyor. Ama sağ olsun artık pitbull da besleyen, kangal da besleyen, dogo da besleyen, Amerikan staff da besleyen, herkes artık yani bu işin farkında. Kimse hayvanlarını artık eskisi gibi agresif yetiştirmiyor. O cahiliyet de kalkıyor. Hep birlikte de zaten bunu başaracağız. Bunu ortadan kaldıracağız. Köpeklerimizi sosyal yetiştireceğiz. İnşallah haberlerde vahşet, dehşet diye başlık görmeyeceğiz. Evet, saldırılarda hiç hoş olmayan görüntüler çıkıyor ama emin olun her köpek bunu yapabilir. Sokak köpeğinden tutun, pitbull'una kadar, terrier'ine kadar, küçük finosuna kadar. Jack Russell'ı da yapabilir bunu. Ki görüyorsunuz Jack Russell'ın nasıl bir ülke olduğunu. İngiltere'de
Bakın arkadaşlar, 2,5-3 milyona yakın kayıtlı köpek var. Bizde bu yani 100 bine bile yaklaşmayabilir yani, o derecede. Avrupa'da gerçekten ve Batı ülkelerde çok değer veriyorlar. İnşallah biz de ilerleyen zamanlarda dediğimiz gibi herkesi geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olun, videoyu da beğenin. Sizden rica ediyorum, lütfen.